Yaşadıklarımız bize gösterdi ki dirençli bir kent olmak gerekiyor önce ve dirençli kent olmanın iki mucizevi anahtarı var. İlki birliktelik ve dayanışma. Şehrin çeşitli dinamiklerinin bir ortak akıl etrafında buluşması. Dirençli bir kent olmanın ikinci sırrı ise yaşam hakkını gözetmenin kent yöneticileri tarafından en öncelikli görev olarak tarif edilmesi. Çünkü yaşam hakkını gözetip sonsuz saygı duymadan kentteki yaşam kalitesini yükseltmek de mümkün değil. İzmir'de dirençli bir kent olmanın odağına ortak aklı ve yaşam hakkını koyduk. Bu konuda oluşan uzlaşma iklimini tüm paydaşlarımızla birlikte tesis ettik. Sosyal ve ekonomik gelişmenin kaynağını ise yenilikçi düşünce olarak tanımladık. Bugünkü buluşmamız doğamızla barışık, afetlere karşı dirençli, özgür ve uyum içinde bir yaşamı İzmir'den başlamak üzere inşa etmek için bir ortak akıl ve üretim çağrısıdır. Çünkü biz dönüşüme sadece mekansal olarak değil, fikirsel ve yönetimsel bir dönüşüm gerekliliği olarak bakıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ancak mekansal dönüşüm, fikirsel dönüşümle birlikte yürüdüğü zaman yaşamın topyekün bir değişiminden bahsedebiliriz. Sivil toplumun, sosyal girişimcilerin, sanatçıların ve özel sektörün yaşamı dönüştüren fikirlerine ev sahipliği yapıp fırsatlar yaratmak için belediyemizle beraber şehrimizin tüm kurumları çok yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu yüzden burada sadece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, İzmir'in yönetiminde söz sahibi 69 kuruluşun ortaklığı olan İzmir Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı olarak konuşuyorum. Her şeyin olağan gibi göründüğü durumlarda aramızdaki farklara odaklanıyor ve hiç bitmeyen sen ben öteki tartışmasının içine sürükleniyoruz. Oysa pandemi ve afet koşullarında bizi birbirimizden ayıran sebeplerin önemi kalmıyor. Ortak değerlerimiz ve özelliklerimiz öne çıkıyor. Yıkılan binanın altında kalan ya da hastanede yoğun bakım servisinde yatanların etnik kimliği, siyasi düşüncesi aklımıza bile gelmiyor. Hepimiz yaşam karşısında bir anda eşitleniyor ve aslında birbirimize ne kadar muhtaç olduğumuzu anlıyoruz. Ve birbirimize sımsıkı sarılıyoruz. Dahası birlikte hareket ettiğimizde neleri başardığımızı, ayrıştığımızda ise ne çok şeyi kaybettiğimizi çok daha iyi anlıyoruz. Çok daha büyük başarılar elde etmenin yegane yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini açıkça görüyoruz. İşte bu yüzden bu buluşmayı tam da bugün beraber düşünme ve hareket etme ihtiyacımızın çok daha iyi anlaşıldığı bu zor günde gerçekleştirmek istedik. Çok kısa sürede İzmir'deki deprem felaketinin üstesinden gelmemizi mümkün kılan birlikteliğimizi İzmir'in ortak akıl çağrısına dönüştürmeyi hayal ettik. Depremi de, dayanışmamızı da unutmamak ve unutturmamak için. Gelin doğa olaylarının yıkıcı felaketlere dönüşmesini beklemeden, bu acılar bir daha yaşanmasın diye sımsıkı birbirimize sarılalım. Yaşam hakkının güvence altında olduğu bir şehir iklimi yaratmak için İzmir'de bir düşünce meydanı oluşturalım. Bunu tüm Türkiye'ye taşıyalım. Yalnızca binalarımızı, park ve caddelerimizi değil, ticareti, tarımı, turizmi, kültür sanatı, yaşamın tüm alanlarını birlikte tasarlayalım. Sekiz bin beş yüz yıldır buradayım. Körfez'in kıyısında, Akdeniz'in içinde bir kalp gibi atıyorum. Dünyanın her yerinden insan benim limanlarımda buluştu. Birlikte şarkılar söyledi. Zeybek döndü, ticaret yaptı. Felsefe topraklarım üzerinde yeşerdi. İnsanlığın en eski öyküleri,
İlyada ve Odisya buradan dünyaya yayıldı. Özgürce ve uyum içinde yaşamanın sırrı, demokrasi, benim meydanlarımda keşfedildi. Sayısız salgın ve yokluk yaşadım. Her seferinde güvende kalmayı ve hayata yeniden dört elle sarılmayı başardım. Tarihin izleri ve doğa üzerimde nefes alıp vermeye devam ediyor. Tüm görkemi ve sıcaklığıyla. Bugün bir kez daha yaşamı coşkuyla kucaklıyorum. Yepyeni hikayelere ve unutulmaz anlara şahitlik etmek için. Sokaklarım, denizim ve bereketli topraklarımla hep birlikte İzmir zamanı. ...2019 yılında hazırladığımız 2020-2024 stratejik planını Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilir kalkınma hedefiyle %100 uyumlu bir şekilde tanımladık. Birleşmiş Milletler'in 17 kalkınma hedefine 10 yerel hedef ekleyerek tüm çalışmamızı dünyayla uyumlu bir hale getirdik. Finans alanındaki başarılarımızdan başlamak üzere birçok somut kazanımımız bu vizyonun bir meyvesi. İzmir'in stratejik planının 7 ana hedefinden biri altyapı. Ve bunun da en önemli parçası kentsel dönüşüm. Yaşadığımız deprem felaketi, şehirlerimizdeki mekansal dönüşüm ihtiyacını bir kere daha göz önüne getirdi. Depremle ilgili en büyük yanılgımızsa unutmak. Depremi yaşıyoruz. Birçok tedbir alınsın kararı veriliyor. Fakat daha sonra bunların hepsi unutuluyor ve kaybolup gidiyor. Biz depremin ardından oluşan bu tecrübeyi unutmamak ve unutturmamak istiyoruz. Bizim afet mevzuatımız 1959 tarihli bir yasayla sürdürülüyor. İmar mevzuatı ise 1985 yılında, yani 35 yıl önce çıkarılmış bir mevzuatla devam ediyor. Ve her ikisi de kapsamlı bir revizyon henüz görmedi. Bunun için şehirlerimizin mekansal iyileştirilmesiyle ilgili yeni bir perspektife ve bütüncül bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Çünkü kullandığımız teknolojiler, ekonomimiz ve sosyal hayatımız baş döndürücü bir hızla değişiyor. Bu değişimin tam odağında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kentler var. Ama kentlerin gelişim hızı ve geldiği nokta bu mevzuatlarla yönetilecek gibi değil. Ortaya çıkan sorunlar da çözülecek gibi değil. O nedenle imar mevzuatıyla ilgili, ruhsatlandırma ve denetleme süreçleriyle ilgili çağdaş ve yenilikçi bir vizyona ihtiyaç var. Bu vizyonun odağında ise yerel yönetimlerin gücü ve kaynaklarının artması yer almalı. Çünkü pandemi ve İzmir depremi gösterdi ki, yerel yönetimlerden beklenti bu mevzuatlarla tarif edilenlerin çok ötesinde. Belediyeler sadece çöp toplayıp altyapı hizmeti veren kurumlar değil. Türkiye'de yerel yönetimlerin hizmet potansiyellerini gerçeğe çevirecek, güncel durumu tarif eden bir reforma ihtiyaç var. Bu reform, tarıma, turizme, ticarete, sanayiye, girişimciliğe, kültür sanata ve yaşamın tüm alanlarına yerelden bakmayı başaran bir perspektif taşımalı. Kültür, kentlerimizin zorluklara direncini arttıran, hayatlarımızın daha anlamlı ve daha üretken olmasını sağlayan belki de en değerli varlığımız. Kültür, yaratıcılığa, yenilikçiliğe, dayanışmaya her daim ilham vermiş. Ortak akıl çağrımızın içinde kültür sanatın ayrı bir yeri var. 2021'de dünyanın en önemli kültür etkinliklerinden biri olan Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ni İzmir'de düzenleyeceğiz.
Dünyanın önde gelen kültür üreticileri, sanatçıları ve kanaat önderleri İzmir'de buluşacak. Bu zirve daha büyük hedeflerimizi, örneğin İzmir'i Avrupa Kültür Başkenti yapmak hedefimizi gerçekleştirmek için de önemli bir adım olacak. Türkiye'nin kültür sanat insanlarını bu sürecin hazırlanması aşamalarında birlikte görmek istiyoruz. Hayatlarımıza ilham vermesi için geçmişin eserlerinin gün yüzüne çıkartılmasına da büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda İzmir'in tarihi kent merkezinde bulunan ve henüz yer altındaki antik kent Agora ile 20 bin kişilik amfiteyatronun gün yüzüne çıkarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalarımız bize İzmir'in tam ortasında yeni bir Efes kazandıracak. Kentimizdeki paydaşlarla yaptığımız ortak akıl çalışmalarının bir meyvesi olarak tarihi İzmir Kemeraltı Çarşısı ile birlikte UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girdi. Konak Pier'den başlayan, Kemeraltı Çarşısı'ndan geçen ve Agora'dan Kadife Kale'ye çıkan güzergah, yani tarihi İzmir, dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelenlere, sanatçılara, kültür üreticilerine ilham verecek, hayatımıza anlam kazandıracak. Pandemi, küresel ısınma ve mülteci krizi, sınır tanımayan zorluklar. Dünyanın öbür ucunda gerçekleşen olayların buradaki hayatlarımızı etkilediği bir zamanda yaşıyoruz. Tüm dünya ortak bir kaderi paylaşıyor. Bu ortak kaderi fırsata dönüştürüp kentimizin refahını artırmaya çalışırken, uluslararası kuruluşların uzmanlıklarını ve finansmanını kentimize getirmekte istekli ve başarılıyız. Bu uluslararası işbirliklerimizi artırarak sürdürmek istiyoruz. Deprem sonrası uluslararası ortaklarımızla çalışmayı hedeflediğimiz öncelikli konuların başında kentsel dönüşüm ve bunun finansal modeli geliyor. Tarihinde deniz ticaretiyle zenginleşmiş olan İzmir, bugün de dev bir uluslararası lojistik merkez konumunda. Nitelikli iş gücü, verimli toprakları, turizmdeki çeşitliliği, üretim ve ticaret kapasitesiyle kentin son derece dirençli bir ekonomisi var. Pandemi de olsa, deprem de olsa İzmir 13 organize sanayi bölgesi, 2 serbest bölgesi, 4 teknoloji geliştirme bölgesi ve 4 ana ticaret limanıyla Türkiye'yi dünyanın küresel değer zincirine bağlamaya devam ediyor. Kent, tüm Türkiye'de üretilen birçok ürünün küresel müşterisiyle buluştuğu ülkemizin en büyük fuarı İspaşa'da ev sahipliği yapıyor. 9 üniversitesi 180 bin öğrencisiyle istihdam piyasasına hayat veriyor. Kentimizde iş sektörlerinin büyümesi ve yeni ekonominin gelişmesi için tüm ekonomik aktörlerle uyum içinde çalışıyoruz. Yeni yatırımcıları, girişimciliği, yenilikçiliği teşvik etmek için çatı kurumlar, merkezler tesis ediyoruz. TÜSİAD'la girişimcilik ve inovasyon kuluçka merkezi açıyoruz. 40 milyon liralık bağış toplayarak büyük bir başarıya imza attığımız bir kira, bir yuva kampanyasını ihtiyaç haritasıyla birlikte yürüttük. Depremin hemen ardından Çevre Şehircilik Bakanlığı ve AFAD'la uyum içinde çalıştık. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege Bölgesi İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Borsası, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Esnaf ve Sanatkar Odalarıyla belediyemizin güçlerini birleştirip İSQ isimli bir girişimcilik ve inovasyon şirketi kuruyoruz. Ortak akıl çağrımıza desteği olan İzmir Kalkınma Ajansı'na özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kentimizde yeni girişimlerin hayat bulacağı en ekonomik iklimi yaratıyoruz. Sizlerin de İzmir'deki bu dönüşümün, bu başarının bir parçası olmasını bekliyoruz. İzmir'in en önemli ekonomik dinamiklerinden biri de tarım. Başka bir tarım mümkün vizyonumuzu 4 temel ilke üzerinde inşa ettik. Birincisi,
yerli tohuma ve yerel biyolojik çeşitliliğe sahip çıkmak. İkincisi, ürünlerimizin katma değerini yükseltmek. İşte bu noktada ülkemizin girişimcilere çok ihtiyacı var. Çünkü eskiden tarım yalnızca tarlada üretmekten ibaretti ve sadece ziraat biliminin konusuydu. Bugün üretimle tasarımı, iletişimi buluşturmak mecburiyetindeyiz. Üreticimizin desteğe en çok ihtiyaç duyduğu bu konularda girişimcilere destek olmak mecburiyetindeyiz. Adil üretim ve gastronomi arasındaki zincirin halkalarını birlikte tamamlamak için çalışıyoruz. Üçüncüsü, bir araya gelerek güçlenmek, yani kooperatifleşmek. Dördüncüsü, ürünleri ulusal ve uluslararası piyasada pazarlamak. Bu konularda çalışan girişimcilerin sayısını kentimizde hızla büyütmek istiyoruz. Bu hedeflerimizin, çalışmalarımızın odağındaysa doğayla uyum yer alıyor. İcraatlarımızın tümünde, ekonomik büyümede, tarımda, turizmde, altyapıda, kentsel dönüşümde doğayla uyumu temel alıyoruz. Uyum yoksa sürdürülebilirlik de yok. Dirençli kent yaratmanın en önemli parametresi doğayla uyum. Bunun için tüm varlıkların yaşama hakkını, insanların yaşam hakkı kadar önemsiyoruz. Doğayı koruyan yenilikçi düşünceleri ve teknolojileri İzmir'le buluşturmak istiyoruz. İnsanların hayvanlara ve doğadaki diğer canlılara merhamet değil, yaşam alanlarını tahrip ettiği için adalet borçlu olduğunu düşünüyoruz. Gelin İzmir en güzel işlerimizi birlikte başardığımız bir laboratuvar olsun. Bu ortak akıl meydanında oluşturduklarımızı, başardıklarımızı tüm diğer kentlere armağan edelim. Buradaki buluşmamız bugüne kadarki beraberliğimizin yeni bir dönüm noktası. İzmir'in gelişimini birlikte tesis etmek için birçok yeni girişim başlatmayı hedefliyoruz. İzmir'le daha yakın çalışma arzunuzu ortaya koymak için İzmir Vakfı'nın internet sitesine girebilirsiniz. Çağrımıza bir proje fikri sunarak ya da İzmir Şehir Fonu'na destek olarak ya da elbette İzmir'de bizimle yan yana gelerek katılmanız mümkün. Direncimizi sağlayan şey birlikteliğimiz. Bize güç kaybettiren ise ayrışmamız. Zaten dünya çok kırılgan. Devasa küresel sorunlarla yüz yüzeyiz. Bu sorunlarla ancak dayanışmayı büyüterek başa çıkabiliriz. Bu niyetlerimizi paylaşan herkesi, sosyal ve ekonomik girişimcileri, daha dirençli bir şehir, daha dirençli bir ülke, daha dirençli bir dünya yaratmak için İzmir'e katılmaya davet ediyorum. Hepinize sabrınız için çok çok teşekkür ediyorum. Toplantının bundan sonraki bölümünde bir İzmir filmimizin İngilizcesi var galiba. I have been here for 8500 years on the shore of a gulf throbbing like a heart in the Mediterranean. People from all over the world met at my harbors. They sang together, danced zabek, and flourished commerce. The roots of philosophy are embedded in my land. Oldest stories of humanity, Iliad and Odyssea, traveled the world from here. Democracy, the secret of living in harmony, has thrived in my town squares. I went through poverty and countless disasters. Time and time again, I have managed to stay safe and cherish life anew. Traces of history and nature continue to breathe through me. With all its glory and warmth, today, once again, I embrace life to the fullest. Witness new stories and unforgettable moments.
together with my streets, my sea, and fertile land. Time for Izmir.